Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü şirketimiz otomotiv ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Tuğçelik Alüminyum Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ. Tuğçelik Alüminyum 1988 yılında kurulmuş olup otomotiv ve beyaz eşya sanayi kollarında faaliyet gösteren şirketlerimizden bir tanesi. 2004 yılında ülkemizde ve dünyada sürekli gelişen otomotiv, beyaz eşya, telekomünikasyon, tarım aletleri, elektrik ve mekanik endüstrilerinde hızla artan talebi karşılamak amacıyla yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisleri bulunan şirketlerimizden bir tanesi. Yüksek basınç alüminyum enjeksiyon yöntemiyle döküm, kumlama, vibrasyon, TBS ışıl işlem, TNC işleme, yıkama, sızdırmazlık testleri gibi operasyonları kapsayan üretim proseslerine sahip Tuğçelik Alüminyum, orta vadede gerek kapasite gerekse kalite bakımından Avrupa'da lider olmayı hedefleyen firmalarımızdan bir tanesi. Tuğçelik Alüminyum benim yıllardır takip ettiğim, beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Ülkemizde Vestel gibi beyaz eşya sektörünün liderlerine ve yine yurt dışında BMW gibi otomotiv sektörünün liderlerine parça üreten şirketlerimizden bir tanesi. Tuğçelik Alüminyum'un bugüne kadar karlılığını artırmada sıkıntısı vardı. Birçok dünya çapında işler almıştı BMW'den ve diğer uluslararası şirketlerden. 3 aylık bilançosunda gayet güzel bir kar açıklamış oldu Tuğçelik. Şimdi temel analizine bir bakalım. Daha sonra yatırımlarına, almış olduğu yeni işlere ayrıca bakacağız arkadaşlar. Tuğçelik Alüminyum'un ödenmiş sermayesi 30 milyon TL. Borsamıza bakıldığında Tuğçelik Alüminyum'da küçük sermayeli ödenmiş sermaye olarak küçük sermayeli şirketlerimizden bir tanesi. Son dönemde bildiğiniz gibi sermayesi küçük olan şirketlerin çok yüksek prim yaptığını borsamızda görmekteyiz. Toplam menkullerine baktığımızda toplam menkulleri 130.990.282 TL. Yani 4.5 katı civarında, sermayesinin 4.5 katı civarında toplam menkulleri bulunmakta. Tuğçelik yıllardır gelişen, büyüyen, karlılığını küçük de olsa artırmaya devam eden şirketlerimizden bir tanesi. 2021 3 aylık net karına baktığımızda 2021 3 aylık net karı 14.733.930 TL geldi arkadaşlar. Sermayesinin %50 oranında, öz sermayesine baktığımızda ise %12'ler civarında net kar açıkladı. Gayet güzel bir kar açıklamış oldu Tuğçelik. Tuğçelik'in bu karı açıklanmasıyla bizim de heyecanımız arttı açıkçası. Çünkü düşük sermayeli, yüksek karlı şirketlerin prim potansiyelinin çok yüksek olduğunu bilmekteyiz. Tuğçelik de bu nedenle tekrar bizim takip listemize girmiş oldu. Tuğçelik eğer karlılığını bu şekilde devam ettirirse veya artırmaya devam ederse ilerleyen süreçte çok yüksek primler görme ihtimalimiz olan şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Tuğçelik'in fiili dolaşım payına baktığımızda %53. %50'nin üzerinde borsada hissesi işlem görmekte. Bu bizim istemediğimiz bir şey ama Tuğçelik gibi küçük sermayeli şirketlerde sermayenin %50'nin üzerinde olması çok önemli değil. Eğer karlılığı yüksekse, kar etmeye ve büyümeye devam ediyorsa bu tarz şirketlerde hisseler toplanabilmekte ve çok yüksek yerlere gidebilmekte. Piyasa değeri böyle defter değerine baktığımızda 2,23 görünmekte. Yani defter değerinin yaklaşık olarak 2 katı civarında işlem görmekte. Fiyat kazanç oranına baktığımızda fiyat kazanç oranı 13,85. Yatırım yapılabilir cazip şirketlerimizden bir tanesi. Çünkü Tuğçelik ihracat ağırlıklı çalışan, uluslararası firmalara iş üreten, fiyat kazanç oranı 13,85 olan firmalarımızdan bir tanesi. Genel olarak temel analizde baktığımızda sermayesi düşük, bu anlamda cazip. Toplam menkulleri ödenmiş sermayesinin 4,5 civarında gayet cazip. Fiili dolaşım payı %53. Buna nötr diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 2,23 cazip. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 13,85 gayet cazip. Net karı sermayesinin yarısı civarında, öz sermayesinin ise %12'si civarında 14.733.930 TL gelmiş. Bu da gayet çok cazip arkadaşlar. Yani eğer karlılığı bu şekilde devam ederse yıl sonu karlılığı müthiş bir rakam olarak gelecek sermayesine baktığımız zaman. Bu da Tuğçelik'i çok farklı kulvarlara getirebilecek olaylardan bir tanesi. Tuğçelik'in yatırımlarına baktığımızda beyaz eşya sektöründe Vestel'le büyük anlaşmaları var. Bunun yanında yine BMW ile 3-5 yıllık anlaşmalar devam etmekte. Bu yılki 3 aylık karlılığın artmasının nedeni de geçmiş yıllarda yapmış olduğu anlaşmalar ve o anlamda bitirmiş olduğu yatırımlar oldu. Son 2 ay içinde yine Tuğçelik çok büyük anlaşmalara imza attı. Bunlardan bir tanesi Mahle ile yapmış olduğu anlaşmalar. Mahle firması Avrupa'daki elektrikli araçlar için İspanya ve Macaristan'a tedarik edilmek üzere 3 farklı projede toplam 6 farklı parçada Tuğçelik'i
proje ortağı olarak seçti. Bu anlamda bakıldığı zaman bu 3 proje için şu şekilde geldi KAP. Firmamız bu 3 projede müşterilerimiz tarafından ürün geliştirme ve tasarım aşamasında seri üretim ile devam edecek süreçte stratejik proje ortaklığı yapacaktır. Projelerin birincisi arkadaşlar e-kompresör PEV plug-in hibrit elektrikli araçlar için yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçaları üretecekler. Parçaların üretiminde %100 helyum sızdırmalık testi, kontrolü ve yüksek teknoloji geliştirilmesi isteniyor. 2023'te başlanacak olan bu iş 2032 yılına kadar devam edecek. Tuğçelik bu işte yaklaşık olarak 2 milyon set ürünü Macaristan'a sevk edecek ve toplamda 11 milyon 260 bin euro gelir elde edilmesi planlanmakta. Yani çok büyük bir iş arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi sermayesi 30 milyon TL olan şirketten bahsediyoruz ki proje devam ediyor. Bu sadece projedeki 3 projenin bir tanesinden 11 milyon 260 bin euro gelir elde edilecek. İkinci proje ise onboard charging, akülü elektrikli araçlar, yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçaları. Yine 2022'de seri imalata başlanacak. 2027 yılına kadar devam etmesi planlanmakta. 5 yıl boyunca 949.505 set ürün İspanya'ya sevk edilecek ve buradan elde edilecek gelir arkadaşlar 24 milyon euro ciro elde edilmesi beklenmekte. Üçüncü projede ise yine onboard charging, akülü elektrikli araçlar için yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçaları üretilecek. 2024'te seri imalata başlanacak ve 2029 yılına kadar devam edecek. 478 bin set ürün İspanya'ya sevk edilecek olup buradan da 14 milyon 730 bin euro ciro elde edilmesi beklenmekte. Toplamda bakıldığı zaman 53 projenin toplamından 50 milyon euro ihracat gelirleri elde edilmesi planlanmakta. 30 milyon sermayesi ve 130 milyon öz sermayesi olan şirket için sadece bu anlaşmadan 50 milyon euro gibi ihracat geliri planlanmakta. Gerçekten çok büyük bir iş. KAP haberi Nisan ayında düştü arkadaşlar. 21 Nisan 2021 yılında 50 milyon euroluk ciro hedeflenen iş haberi KAP'a düşmüş oldu. Yine Mayıs ayında gelen diğer bir haber. Bu da gayet güzel ve çok karlı bir iş. Yine Magna Polonyo araç tavan sistemleri fabrikası için Porsche 983 tip spor araçlarda kullanılacak olan 3 farklı yapı parçaları üretimi için tedarikçi ve stratejik partner olarak Tuğçelik seçildi. Yine burada Slowfund 36 özel alaşım kullanılarak imal edilecek olan kompleks parçalar 70 bin set olarak üretimi planlanmakta. Seri üretim 2024 yılında başlayacak olup 2029'a kadar devam etmesi planlanmakta. Bu süre zarfında toplam 4 milyon 11 bin euro satış cirosu elde edilmekte. Yani bahsetmiş olduğum sadece 2 tane KAP haberinden 54 milyon 14 bin euro satış cirosu elde edilmesi planlanmakta arkadaşlar. İşler uzun vadeli ve kapsamlı işler. Daha önce BMW ile de bu tarz anlaşmalar yapmıştı ve yavaş yavaş karlılığı artmaya devam ediyor. Ve bu şekilde de şirketin gelecek için hem euro bazında anlaşma yapması, döviz riskinin olmadığını, Tuğçelik'in hem de büyük şirketlerle anlaşma yaptığından dolayı güvenilirliğinin dünya çapında olduğunu söyleyebiliriz Tuğçelik'in. Tuğçelik geleceğin flash firmalarından ve prim potansiyeli yüksek olan firmalarından olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Benim Tuğçelik'le ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.